belediyelerin SGK'ya olan prim borçları ilgili bir dilim gerçekleri aziz milletimize aktarmamız ve CHP'li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor. SGK'ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir. Evet, ama bu yerel seçimlerden önce de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada bu konu birçok kez ifade edilmişti. Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcu bugün itibariyle 96 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Bu borçların %67.7'si tek başına CHP'li belediyelere ait. SGK'ya ait en fazla prim borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 5 milyar 751 milyon TL. Belediyeyi 2019'da AK Parti'den değer aldıklarında 225 milyon TL iken bugün yaklaşık 25 katına çıkmış durumda. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3.3 milyar TL, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5.3 milyar TL, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 3 milyar ve Şişli Belediyesi'nde 1.8 milyar TL borcu bulunmakta. Dolayısıyla seçim oldu diye kafa karışıklığı yaratmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye bir faydası yoktur. CHP'li belediye başkanlarına tavsiyemiz, emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil, veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor. Zira sadece CHP'li belediyeler değil, borçlu olan tüm belediyeler, yani AK Parti ve diğer partilerin belediyeleri de bu kapsamda SGK'ya olan borçlarını ödemek zorundadır. Zaten dikkat ederseniz en çok borç olan İzmir ve Şişli belediyeleri uzun süredir. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri de 2019'dan beri CHP belediyecinin altındadır. Sizlere bahsetmem gereken bir başka konu da sokaklardaki başıboş hayvanlar sorunu. Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de bir başıboş sokak hayvanları sorunumuz var. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde, modern şehrinde görmeyeceğimiz kadar bir sokak köpeği popülasyonuna karşı karşıyayız. Maalesef bu sayı her yıl asimetrik olarak da katlanarak artmakta. Üstelik bu başıboş köpekler çocuklara, yetişkinlere, yaşlılara, başka hayvanlara saldırıyor, trafik kazalarına sebep oluyorlar. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı parçalamak suretiyle bizden kopartıyorlar. Müdahale edilmedikçe sorun daha da büyüyor, kötüleşiyor, mesele tam anlamıyla çığırdan çıkmak üzere. Milletimiz bizden bu sorunu çözmemizi istiyor, halkımız sokakların güvenli bir hale gelmesini istemekte. Çocuklarımız gönül rahatlığıyla okula gitmek, parkta oynamak istiyor. Vatandaşımız hem şiddetin, hem sağlığımıza yönelik tehditin, hem de istismarın sona ermesini arzulamaktadır. Bizim bu isteklere, bu arzulara, ülkemizin dört bir yanından yükselen feryatlara sessiz, tepkisiz kalmamız da düşünülemezdi. Bizim ilkemiz Yunusça, yaradanı severiz, yaradandan ötürü ilkesi gereği, başıboş sokak hayvanlarını kendi menfaatlerine olacak şekilde bakım, gözetim ve tedavilerin yapılması için toplama merkezlerini almak, aslında sokaklarımızı çocuklarımız için güvenli bir hale getirmek, başıboş hayvanları da korumuş olmaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi, bölücü terör örgütünün Beşik'teki bebeği katletmesine, canlı babaların şehirlerde masum siviller aramızdan almasına, Gazze'de şu anda 16 bin olan çocuklarımız ve 40 bin aşan masum insanın katledilmesine ses çıkarmayanlar bize hayvanlar üzerinden merhamet dersi vermeye kalkmasınlar. Eşrefi mehlukat olan insana sevgi göstermeyen başka canlılara nasıl sevgi besleyebilir? İnsanı sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevsinler? Ayrıca birileri muhalefet milletvekillerinin desteğiyle gelip, daha doğrusu meclisimize getirilip meclis koridorlarına işgal ediyor, utanmadan, sıkılmadan gazi meclisimizde biz milletvekillerine katil diye bağırttırıyorlar. Utanç verici sahnelere rağmen yasa teklifi komisyonunda kabul edildi. Sadece insanları değil, sokak hayvanlarını da yaşatmayı amaçlayan kanun teklifimize komisyonda evet oyu veren çok değerli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu kanun yarın itibariyle görüşmeye başlanacak ve meclisimizden de yasalaşacak. Değerli mensupları, son olarak yıllardır zulüm altında varlık ve yokluk mücadelesi veren Filistin'de 7 Ekim'den bugüne İsrail bütün dünyanın gözü önünde insanlık dışı katliamlara devam ediyor. Çocuklar, kadınlar ve sivilleri bombalamaya ve kurşunların hedefi olmaya devam ediyor. İsrail'in yapmış olduğu zulümlerden dolayı şimdiye kadar 16 bin aşkın çocuk ve 40 bin aşkın Filistinli kardeşimiz katledilmiştir. İnsan olarak, Müslüman olarak masum insanlara, çocuklara yapılan bu barbarlığı da insan yüreğimiz kaldırmıyor. İsrail öylesine vahşileşti ki açlıktan ölmek üzere olan masum yavrulara yardım malzemesi getiren tırlara bile tahammül edemiyorlar. Bu kadar vahşi ve gözü dönmüş olan bu yapı eğer durdurulmazsa yine Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi er ya da geç Anadolu'ya yönelecekler, Anadolu'ya bakacaklar. Bu yüzyılın Hitler'i ve Fas'ı düşünür Taha Abdurrahman deyimiyle bir soykırım değil,
köklü bir soykırım yapan Netanyahu sanki hiçbir şey olmamış gibi ABD Temsilciler Meclisi'ni alkışlayan herkesi mazlumların ahıyla lanetliyor. Yine Temsilciler Meclisi'nde Netanyahu'ya soykırım suçlusu olduğunu cesurca haykıran Filistinli Raşida Talib'i de buradan selamlıyorum. Sözlerime son verirken tüm basın mensuplarınızı ve aziz milletimizi saygıyla selamlarım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.